Merhaba arkadaşlar. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. İbadetin anlamı ve çeşitlerini öğreniyorum dersimize. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ibadet nedir? Teşekkürler Rabbim ve ibadetin faydalarını öğreneceğiz. Eğer arzu ederseniz şimdi ibadet nedir ona bakalım. Değerli arkadaşlar, ibadet yapıldığında Allah'ın sevgisini kazandıran her türlü söz ve davranıştır. Abdest almak, Kur'an okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kurban kesmek ve salavat getirmek ibadet olduğu gibi güzel sözler söylemek, anne babaya saygılı davranmak, insanları iyilik yapmaya yönlendirmek ve kötülüklere engel olmak da birer ibadettir. Hatta yol üzerinden insanları rahatsız eden bir şeyi kaldırmak, tebessüm etmek, sorana yol göstermek, yaşlıya yardım etmek, çevremizi temiz tutmak ve selam vermek de ibadettir. Mesela yuvasından düşmüş bir kuş yavrusunu yuvasına koymak, gözleri görmeyen birinin elinden tutup karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek, sorumluluklarını yerine getirmek, hastaları ziyaret etmek, susamış bir kediye su vermek ibadettir. Kısacası hayatımızı güzelleştiren, insanları mutlu ederken Allah'ın da rızasını kazanmamıza sağlayan her türlü iş ve davranış ibadettir. Değerli arkadaşlar, ibadetlerin kendine göre yapılış şekli ve şartları vardır. Örneğin namaz kılmak için abdest alır, vaktin girmesini bekleriz. Ramazan orucunu Ramazan ayında tutarız. Zekatı belli mallardan belli miktarlarda veririz. İbadetlerimizden bazılarını bedenimizle, bazılarını ise maddi imkanlarımızı kullanarak yaparız. Şimdi de bilmemiz gereken bazı kavramlar var. İsterseniz hep birlikte göz atalım. Mesela Allah'ın yapmamızı kesin bir şekilde istediği ibadetlere bizler farz diyoruz. Çok önemli. Yapılması ve yiyilip içilmesi yasak olmayan şeylere helal diyoruz. Yapılması ve yiyip içilmesi kesin bir şekilde yasaklanan şeylere ise haram diyoruz. Allah temiz ve İnsan sağlığına yararlı olan şeyleri helal, kötü ve zararlı olan şeyleri de haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimizin söz ve davranışlarına, ahlakına ve hayat modeline sünnet denir değerli arkadaşlar. İbadetlerimiz ve güzel davranışlarımız için Rabbimizin bize verdiği ödüle sevap denir. Dinimizin yasakladığı davranışlara ise günah diyoruz. Evet, bu kavramları da öğrenmiş olduk. Dersimizin sonundaki ünite değerlendirme sorularında bu kavramları da tekrar hatırlamış olacağız. Şimdi teşekkürler Rabbim konumuzla devam ediyoruz. Çok değerli arkadaşlar, biz Müslümanlar Rabbimizi çok severiz. Ona olan sevgimizi, saygımızı ve teşekkürümüzü ifade etmek için ibadet ederiz. Bizi yaratan, yaşatan,
bize sayısız güzellikler hediye eden, nimetler veren Rabbimize ibadetlerimizle, dualarımızla şükrederiz. Aynı zamanda ibadetlerimiz, davranışlarımız güzelleşir, birbirimize karşı daha anlayışlı, hoşgörülü ve sevgi dolu olmamızı sağlar. Toplum olarak birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirir. Birbirimizi anlamamıza ve kaynaşmamıza vesile olur. Böylece bizler güzelleşiriz, hayatımız güzelleşir. Rabbimizin verdiği nimetler için elhamdülillah der, dilimizle şükrederiz. Namaz kılarak, oruç tutarak ibadet eder, bedenimizle şükrederiz. İhtiyaç sahiplerinin, fakirlerin, kimsesizlerin, muhacirlerin yardımına koşar, zekat ve sadaka verir, mal ve paramızla şükrederiz. Müslüman kardeşlerimize bir arada ibadet eder ve dua etmek için Kabe'yi ziyaret eder, hem paramızla hem bedenimizle şükretmiş oluruz. Evet değerli arkadaşlar, şimdi ise sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini hep beraber hatırlayalım arzu ederseniz. Mesela yemekten önce Bismillahirrahmanirrahim derim, Peygamberimizin sünnetini yerine getiririm. Yemekten sonra Elhamdülillah derim, yine Peygamberimizin sünnetini yerine getiririm. Böylece sevgili Peygamberimizi örnek almış, onun gibi davranmış olurum. Bizler de hayatımızın diğer alanlarında sevgili Peygamberimizi örnek alabiliriz. Şimdi ise çok değerli arkadaşlar, yaptığımız ibadetlerin bizlere ne gibi faydaları var? Şimdi onlara bakacağız. Değerli arkadaşlar, ibadetlerin hem beden hem de ruh sağlığımız üzerinde çok önemli faydaları vardır. Namaza hazırlık için abdest alır, böylece temizlenmiş oluruz. Namaz kılınca gönlümüzün huzur ve güven duygusu dolar ve tazeleniriz. Kendimizi Rabbimize daha da yakın hissederiz. Oruç tuttuğumuzda vücudumuzdaki organları dinlendirmiş oluruz. Ayrıca oruç şefkat ve merhamet duygularımızı geliştirir, bize sabretmeyi ve elimizdeki nimetleri paylaşmayı öğretir. Zekat veren kişi, Müslüman kardeşinin halini anlamanın ve ona destek olmanın mutluluğunu yaşarken, zekat alan kişinin ihtiyacını gidermiş olur. Hac ibadeti ise dünyanın dört bir köşesinden Kabe'ye gelen Müslümanların kardeşliğini pekiştirir. Farklı renklerde ve dillerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bütün Müslümanlar Kabe'de buluşurlar. Beyaz bir kıyafet olan ihramı giyerek Allah'ın huzurunda eşit olurlar. Rabbim sizlere de ailenizle beraber Beytullah'a gitmeyi, Kabe'yi ziyaret etmeyi, o güzel beldelerde bulunmayı nasip eylesin. Evet arkadaşlar, şimdi ise Hazreti Kur'an'da Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere ne gibi müjdeler vermiş, hep beraber bakalım. Mesela Ankebut suresi 58. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmakta: İman edip güzel işler yapanları, içinde ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı, yani salih amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Bizler de güzel işler yapalım, salih amel işleyelim, iyilikler de bulunalım ki bu ayet-i kerimenin müjdesine nail olalım. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne güzel haber veriyor bizlere.
Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gönülden benimsedim derse kesinlikle cennete girer buyuruyor sevgili peygamberimiz. Aslında cennete gitmek de o kadar zor değil. Biraz gayret edersek, biraz okursak, biraz tefekkür edersek, biraz gayret edersek sizler de bizler de cennete gidebiliriz. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu başka bir ayet-i kerimesinde bakınız ne buyuruyor. Allah iman edip güzel işler yapanları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipekten olacaktır. Hac suresi ayet 23. İnşallah sizler, bizler bu müjdelere nail oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi konularımızı bitirdik. Beraber ünite değerlendirme sorularımıza bakacağız. Bu sorularla beraber konumuzu daha iyi anlamış, daha iyi kavramış olacağız. Sizler soruları düşünerek buradan bizlere yardımcı olacaksınız. İlk sorumuza başlayalım. Allah'a iyi bir kul olmak ve verdiği nimetler için ona şükretmek maksadıyla yapılan fiilleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkımız niyet, B şıkkımız inanç, C şıkkımız ahlak ve D şıkkımız ibadet. Biraz düşünelim, konumuzun ta en başına gidelim, sorumuzun cevabını orada bulacağız. Evet, sanki cevabı duyuyor gibiyim. İbadet değil mi? Konumuz da ibadet. İbadeti anlıyoruz, ibadeti öğreniyoruz. O yüzden Allah'a iyi bir kul olmak için, ona şükretmek için yapılan fiillere biz ibadet diyoruz. Evet, ikinci sorumuza devam edelim değerli arkadaşlar. Çok güzel bir soru yine. Yapılması ve yenilip içilmesi kesin bir şekilde yasaklanan şeylere nokta nokta denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Mekruh, B. Farz, C. Helal, D. Haram. Biraz düşünelim. Yine konumuzun başlarında bu cevabı hatırlayacaksınız, ümit ediyorum. Soruyu iyi okuduğumuz zaman cevabımızın haram olduğunu hemen anlamış olacağız. Evet değerli arkadaşlar, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi birbirinin karşıtı kavramlar değildir? A. Helal, haram. B. İyilik, kötülük. C. Sevap, günah. D. İbadet, dua. Yine konumuzun ortalarında hemen cevabı hatırlayacağız. Hep beraber bakalım. Tabii ki ibadet ve dua doğru şıkkımız. Dördüncü sorumuzda ise ibadetlerin hem beden hem de ruh sağlığımız üzerinde çok önemli faydaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin sağladığı faydalardan biri değildir? A. Bizi eğitir, hayatımızı düzene sokar. B. Rabbimizle ve çevremizdeki insanlarla ilişkilerimizi güzelleştirir. C. İnsanlara karşı üstünlük duygusu verir. D. Ahlakımızı olgunlaştırır. Yine konumuzun içerisinde hemen sorumuzu hatırlayacağız. Şıklara baktığımız zaman orada bir şık var ki kendini gösteriyor. İnsanlara karşı üstünlük duygusu verir. Bu tasvip edilmeyen, hoş karşılanmayan bir fiildir. Bundan mümkün olduğu sürece uzak durmaya çalışalım. Takva sahibi olalım, alçak gönüllü olalım, asla kibire, gurura kapılmayalım değerli arkadaşlar. Evet, son sorumuzla devam ediyoruz.
Allah'ın rızasını kazanmamızı sağlayan her türlü iş ve davranış ibadettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi buna uygun davranışlardan biri değildir? A. Hastaları ziyaret etmek. B. Kötülüğe engel olmak. C. Kaba ve kırıcı söz söylemek. D. Susamış bir hayvana su vermek. Hatırlayacaksınız, bu maddeleri tek tek söylemiştik değerli arkadaşlar. Hatta görselimiz de vardı. Bir şık var ki bizim arzu etmediğimiz, yapmak istemediğimiz bir şık, hemen kaba ve kırıcı söz söylemek. Değerli arkadaşlar, kimseyi incitmeyelim. Kimseye kaba davranmayalım. Çünkü bizler Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu çok özel varlıklarız. Bu özelliğimizi güzelliklerle donatmamız gerekiyor ve bu yönümüzde kullanmamız gerekiyor. Lütfen kaba olmayalım, kırıcı söz söylemeyelim, kimseyi incitmeyelim, hoş geçinelim ve Allah'ın razı olduğu bir kul olmaya gayret edelim. Evet değerli arkadaşlar, bu şekilde dersimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Diğer derste görüşmek ümidiyle sizleri en güzel olan Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.